Evet sevgili çiftimiz, tüp bebek tedavisine karar verildi. Tedavi başlanacak. Ancak tedaviden önce dikkat edilmesi gerekli olan bazı kurallar, bazı noktalar var. Şimdi isterseniz beraber bunları gözden geçirelim. Tedavinin merkezinde anne adayımız olacak. İğnelerin uygulanması, takipler sırasındaki ağırlık daha çok anne adayında olacak. O yüzden sevgili anne adayımız, böyle bir tedaviye hem ruhen hem bedenen hazır olduğunuzdan emin olmalısınız. Bazen çevre baskısıyla ya da eşinizin baskısıyla tedaviye hazır olmadığınız bir dönemde başlamak bizim başarı şansımızı olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden böyle bir tedaviye başlamadan önce ruhen, bedenen ve fikren böyle bir tedaviye hazır olduğunuzdan emin olmalısınız. Eğer bundan eminseniz bundan sonra hem anne hem baba adayımızın dikkat etmesi gerekli olan bazı noktalar var. Bunlar neler mi? Bir numaraya sigarayı koyuyoruz. Sigara gerçekten tedavi sırasında ve tedaviden sonra bizim başarı şansımızı etkileyen belki de en önemli faktörlerden bir tanesi. Ve çiftliğimizin şöyle bir yanılgısı var. Ben sigarayı bugün bıraktım, yarın tedaviye başlayabilirim. Hayır, öyle değil. Çünkü bayanlarda hangi yumurtanın büyüyüp seçileceği 3 ay önceden belli oluyor. Dolayısıyla anne adaylarında en az 3 ay önceden mutlaka sigaranın bırakılması gerekiyor. Bu süre baba adayları içinse yine 2 ya da 3 ay. Çünkü bir sperm döngüsü de 3 ay sonra tamamlanıyor. Dolayısıyla siz şu anda sigarayı bıraktığınızda bunun yararlı etkilerini en az 3 ay sonra görmeye başlayacaksınız. O yüzden sigara ve alkol kullanıyorsanız alkolü mutlaka tedaviden önce 3 ay önceden itibaren bırakmalısınız. Sevgili anne adaylarımız, folik asit B grubu bir vitamin olup eğer gebelik olursa bebeğin kafa ve omurga sisteminin, beyin ve omurga sisteminin sağlıklı gelişmesini sağlayan bir vitamin ve bunun vücuda dışarıdan alınması gerekiyor. O yüzden tüp bebek tedavisine başlamayı planlayan anne adaylarımızın en az 1,5 ay önceden itibaren folik asit vitaminimizi günde bir kez kullanmaya başlamaları gerekiyor. Bu sağlıklı bir gebeliğin gelişimi ve devamı için de gerçekten çok çok önemli. Yine tedaviye başlamadan önce kan sayımımızda herhangi kansızlıkla ilgili bir problemimizin olmadığı, hormonlarımızın özellikle üreme sistemi için önemli olan tiroid ve diğer fonksiyonların, hormon fonksiyonlarının yerinde olup olmadığının mutlaka ve mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Biz tedaviye başlamadan önce anne adaylarımızdan bütün bu testlerimizi mutlaka istiyoruz. Yine D vitamini üreme sistemi için çok çok önemli. D vitamini eksikliği güneş görmeyen günlerde, güneşin olmadığı günlerde daha da belirgin hale geliyor. Çünkü D vitamini vücutta gün ışığıyla birlikte aktif hale geliyor. O yüzden vücudumuzda D vitamininin eksik olup olmadığının mutlaka yine kontrol edilip test edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde daha önceden tespit edilmiş olan önemli gebelik sırasında gebeliğin gidişatını etkileyecek bir problemimiz varsa bu problemlerin halledilmesi gerekiyor. Mide ile ilgili problemimiz varsa, doğuştan kalp kapakçıkları ya da kalple ilgili bir problemimiz varsa ve gebelik sırasında bunun kötüleşme riski varsa bu bizim için çok önemli. Mutlaka kontrolden geçmemiz gerekiyor. Yine psikiyatrik ilaçlar kullanıyorsak mutlaka tedavi sırasında ya da tedavi sonrasında bırakmak gerektiğinden doktorunuzla mutlaka konuşmanız gerekiyor. Dolayısıyla sistem olarak da bütün sistemlerimizin tüp bebek tedavisine mutlaka hazır hale gelmesi gerekiyor. Yine daha önceden geçirmemiş bir kızamıkçık enfeksiyonumuz varsa, çocukken kızamıkçık geçirmemişsiniz, mutlaka öncelikle testimizin yapılıp gebelik sırasında kızamıkçık geçirildiğinde problem yaratıldığından dolayı mutlaka aşılama olup kızamıkçık aşısı olduktan bir 3 ay sonra tedaviye başlamamız daha doğru olacaktır. Gördüğünüz gibi aslında evet tüp bebek tedavisine başlıyoruz ama mutlaka daha öncesinde ruhen,
ve bedensel olarak da buna hazır olup olmadığımızın gözden geçirmesi lazım. Tüp bebek tedavisi yaklaşık olarak ilk 15 günü yoğun olan bir tedavidir. Bu dönemde sık sık kontrole gelmeniz gerekecek. O yüzden eğer çalışıyorsanız çalışma temponuzu buna göre ayarlamanız. Gerekirse bu dönemde izin kullanırsanız tedavi döneminde özellikle izin kullanabilmeniz bizim için çok çok önemli. Çünkü bir koltukta iki karpuz yürümüyor. Yani hem tedavinizin olması hem stresin beraber olmaması gerekiyor. Çalışıyorsanız da yoğunluğunuzun en az olacağı bir dönemi seçmek sizin açınızdan daha iyi ve daha avantajlı olacaktır. Bütün bu kurallara dikkat edip, sağlık kurallarına dikkat edip, daha öncesinde temeli iyi bir şekilde oluşturduğumuzda bu bizim daha sonraki başarımız için de en önemli adım olacaktır. Bunu unutmamak gerekiyor.